Merhaba değerli kullanıcılarımız. Bu videomuzda sizlere GİP tarafından 9 Ekim 2020'de yayınlanan duyuruya göre e-defter ikinci kopyalarının GİP sunucularına yüklenmesiyle ilgili bilgiler vereceğiz. Öncelikle GİP'in yayınladığı programı bilgisayarlarınıza kurmanız gerekiyor. Programın kurulumu sırasında e-defter verilerinizi oluşturduğunuz bilgisayarınıza mutlaka kurmanızı öneriyoruz. Program indirme linkini ve GİP'in yayınladığı e-defter saklama kılavuzunu bu videomuzun açıklama bölümünde paylaştığımız linklerden indirebilirsiniz. İkincil kopyaların GİP sistemlerine yüklenebilmesi için öncelikle GİP programında dosya yolu belirleme işlemi yapılması gerekiyor. Bu işlemi normalde manuel olarak klasör seç butonuyla elle tüm firmalarınızın altındaki e-defter paketlerini göstererek yapmanız gerekiyor. Bu işlemle ilgili olarak biz kendi programımızda e-defter programını çalıştırmanız halinde bir kolaylık geliştirdik. Programı çalıştırdığınızda eğer zip dosyalarınızda bir eksiklik varsa program şu an gördüğünüz gibi bir soru mesajıyla sizi karşılayacak ve bu soruya evet demeniz halinde GİP programında elle manuel olarak yapmanız gereken dosya yolu belirleme işlemini kendisi otomatik olarak yapacaktır. GİP programını açtığımızda bu işlem sonrasında GİP programını çalıştırdığınızda dosya yolu belirleme bölümünde e-defter uygulamamızı çalıştırdığınızda giriş yaptığınız firmanın e-defter paketlerinin dosya yollarının otomatik olarak eklendiğini göreceksiniz. Bu işlem sonrasında zaten e-defterlerin GİP'e saklanması için GİP'in yayınladığı program otomatik olarak verilerinizi sisteme gönderim yapacaktır. Siz kullanıcılarımız sadece GİP programında kuyruğa atma loglarında herhangi bir hatalık olmadığını, e-defter listesinde hangi verilerinizin sisteme gönderildiği konularını takip edip sorun olup olmadığını kontrol ederek gerekli işlemleri tekrar yapmanız gerekecektir. Özetle bizim programımızı çalıştırdıktan sonra program içerisinde yapmanız gereken işlemleri program otomatik olarak e-defter ikinci kopyalarını geliştirdiğimiz bu kolaylık sayesinde GİP'in sunucularına otomatik olarak gönderebileceksiniz. Teşekkür ediyoruz ve herkese iyi çalışmalar diliyoruz.